Merhabalar gençler, en baştan serisi geometri, üçgende açılar 4. kısımda devam edecek. Bundan önceki videolarımızda üçgende iç açılar toplamının, üçgende dış açılar toplamının ve üçgende iki iç açının toplamının kendisine komşu olmayan dış açıya eşit olduğunu söylemiştik. Yani iç açılar toplamı 180 demiştik, dış açılar toplamı 360 demiştik ve üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıyı verecek, bunu söylemiştik. Bunun dışında da bir özellik söylemedik ama soruların içinde çözerken bazı özellikler çıktı. Bunları ister kullanabilirsiniz, ister kullanmayabilirsiniz. Bugün de yine üçgende açıların 4. kısmını anlatacağız. Bu kısımda da açı ortay muhabbetinden bahsedeceğiz gençler. Vakit kaybetmeyelim. Haydi başlayalım. Şimdi gençler, üçgende açılarda temel bir prensibimiz var. Aslında bunu biz açı ortaylarda da yaptık. İlk baştaki en baştan serisinin ilk videolarından da bahsetmiştik bu durumdan. Eşit açıları gençler aynı harfe göstereceğiz ve sorunun çözümü için gerekli denklem veya denklemlere ulaşacağız. Temel prensibimiz bu olacak. Yani eşit açıları aynı harfle isimlendir, açıortay varsa. Şimdi bakın burada ne var? Mesela ABC üçgeni, BDC üçgeni verilmiş. 135 derece ve alfa derecemiz verilmiş. Bu da bir açıortayımız. Bir açıortayımız da burada. İki tane farklı açıortayımız var. Ne yapalım? Bu açıortayları aynı harfle isimlendirelim. Yani mesela burasına X dersek buraya da X deriz. Buraya Y dersek buraya da Y deriz. Sonra bu XX, Y'yi dedikten sonra alfayı bulmak için bakarız. Ben bu alfayı nasıl bulabilirim? İç açılar toplamını kullanabilirim. Üçgende iç açılar toplamını. İki farklı üçgenim var burada kullanabileceğim. Bir tanesi BDC üçgeni. Hemen şuraya sol tarafa yazalım. BDC üçgeninde sevgili gençler iç açılar toplamı 180 derecedir. Bunu kullanırsam BDC üçgeninde iç açılar toplamının 180 olduğunu kullanırsam X artı Y artı 135 eşittir 180 olmalı. At 135'i karşıya. Eksi geçti karşıya. 180 eksi 135'ten x artı y kaç çıktı? 45 derece çıktı. Ha demek ki x artı y 45 dereceymiş. Tamam, güzel. X artı y'nin 45 olduğunu bulduk. Şimdi gelelim ABC üçgenine. ABC üçgeninde de iç açılar toplamı kaç derece? Yine 180 derece hocam. Üçgen değil mi sonuçta? Hepsi aynı. 180 derece. ABC üçgeni de 180 derece. Peki ABC üçgenindeki iç açılar kimler? Alfa var. XX 2X var. YY 2Y var. Eşittir 180. Burada ben iki parantezini alırsam, değil mi? 2X de 2Y de bakın şurada ikileri parantez dışında yazarsam içeride ne kalır? X artı Y kalır. İki parantezinde X artı Y eşittir 180. Fark ettiniz mi? Neyi hocam? X artı Y'yi 45 bulmuştuk. Bakın burada X artı Y var. O zaman yaz buradaki X artı Y'nin 45'i. X artı Y'nin yerine 45'i. Alfa artı 2 çarpı 45 eşittir 180 derece oldu. Buradan alfa artı 90 eşittir 180 oldu gençler. At 90'ı karşıya. Alfa kaç derece oldu? 90 karşıya eksi 90 olarak geçti. 180'den 90'ı çıkarttık. 90 derece oldu alfamız. Demek ki şuradaki alfamız gençler kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Şimdi bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Özellikle bu, mesela bu bir özellik. İki iç açıortay arasında kalan açı ile ilgili bir özellik. Şimdi bu özelliği direkt kullanılmasını gerektiren soru çok nadir. Bayağı zor bulursun. Araman lazım ÖSYM tarihinde. Ama açıortaylar çok var. Açıortaylar aynı şekilde isimlendiriyorsun. Oradan devam ediyorsun. İç açılar toplamı yapıyorsun. İki iç bir dış yapıyorsun. Devam ediyorsun. Dolayısıyla özellikten ziyade sorunun çözüm aşamaları önemli. Önemli olan noktalar o. Ama biz yine de özellik mi istiyoruz? Verelim özelliği. Özellik ne? İki tane iç açıortay varsa iki iç açıortayı kullanarak ben şöyle bir özellik yazabilirim. Bakın şuraya özelliğini yazalım. İki tane iç açıortay varsa, bakın şurası iç açıortay, tamam mı? Şurası da iç açıortaysa bu üçgen ABC üçgeni. Şu açıyı soruyorsa, yani iki iç açıortay arasındaki açıyı soruyorsa, bu alfayı soruyorsa, alfa demeyeyim buraya veya durun. Buraya biz ne diyelim? Buraya mesela M diyelim. Bu M'yi soruyorsa gençler, bu M'nin ölçüsünü soruyorsa 90'a A'nın yarısını ekleyeceksin. Özellik bu. Yani bilirsen bu özellik. Şimdi bu özelliğin nereden geldiğini de ispatlayabilirsin, gösterebilirsin. Bakın burada hakikaten soru için sağlayalım, doğru olduğunu görün. Bakın burada 135 derece, 135'i yaz şuraya M yerine. 135 eşittir 90 artı A bölü 2. At 90'ı karşıya, eksi 90 olarak geçer. 45 eşittir A bölü 2 olur. İçler dışlar yap. 45'in altına 1 yazıp. A kaç çıkar?
90 çıkar. Aa doğru. Özelliği sağlıyor. İşte bu özellikten direkt yapabilirsin. Ama tekrar söylüyorum. Yani garanti de edebilirim aşağı yukarı aslında size. Bunu direkt kullanmanız gerektiren soru size sormuyorlar. Neyi soruyor? Yani şu aşamalarda iç açılar toplamı, dış açılar toplamı, iki iç bir dış. Bunlar temel bilgiler. Bunları bilmemiz lazım. Ama özelliği kullanmak istersen de bu. O da kenarda dursun. Devam edelim. Evet burada bir dokumuz var. Kullanalım, çözelim. Özelliği kullanarak da çözebilirsiniz. Kullanmadan da çözebilirsiniz. Ben kullanmamayı tercih edeceğim. Ama özelliğimizi de biliyoruz. Yani özelliğimizi hatta kullanalım ya. Kullanmayalım demeyelim. Şuraya yazalım. Özellikler de sonuçta bizim canımız. Tamam. Birinci yol. Özelliği kullan. Tık diye çıksın. Ne o? 130 derece eşittir. Bak ikisinin arasında kalan açı. İki açı ortayın arasında kalan açı. 130 eşittir diyorsun. 90 artı diğer açının yarısı. Bu. At 90'ı karşıya. Eksi 90 olarak geçti. 130 eksi 90 kaç oldu? 40 oldu. 40 alfa bölü 2. Burada 40'ın altına 1 yaz. İçler dışlar yap. Alfa ne çıktı? 80 derece çıktı. Alfa 80 derece. Özelliği direkt kullanırsan. Özelliği kullanmasak nasıl yapıyorduk hocam? Onu da gösterelim. Ne diyoruz? İkinci yol ki gerçekten aslında uzun da olsa tavsiye edilen yol. Yani aşamalarını bilmeniz ve yapabilmeniz gereken bir yol. Hani ben bu şekilde de yapabiliyorum. Güzel. Yapabilmelisin zaten. Ne diyoruz? Buralara MM diyelim. Buralara NN diyelim. BDC'de iç açılar toplamı yaparsanız M artı N artı 130 eşittir 180 diyeceksiniz. Buradan M artı N 130'u karşıya atarsanız bakın katliam gidiyordu az daha. 50 derece değil mi? Eksi geçti çünkü. 180 eksi 130 oldu. Ve dolayısıyla M artı N kaç derece oldu gençler? 50 derece oldu. Bu tamam. BDC üçgeni tamam. Sırada hangi üçgen var? ABC üçgeni var. BDC'yi kullandık burada. BDC üçgeninde iç açılar toplamını kullandık. Bir de ABC'de iç açılar toplamını kullanalım. ABC üçgeninde iç açılar toplamını kullanırsanız gençler. ABC üçgeninde ne var? Alfa var. 2M var. 2 tane de N var. Topla gel eşittir 180 yaz. Buradan gençler M artı N 50 olduğuna göre bu bilgi var. Bu bilgiyi kullanmamız lazım. Bu bilgiyi kullanmak için şurada iki parantezini almamız lazım. Alfa artı iki parantezinde M artı N eşittir 180 gençler. M artı N'nin yerine şuraya 50'yi yazarsanız gençler alfa artı 2 çarpı 50 eşittir ne oluyor? 180 oluyor. 2 çarpı 50 100 derece. Alfa artı 100 180 ise at 100'ü karşıya eksi olarak geçsin. Alfa ne oldu? 80 derece oldu gençler. Yine aynı şekilde çıkıyor. Dediğim gibi bu yöntem de önemli. Neden önemli olduğunu söyledim zaten. Ama yine özellik olarak da bilmek istiyorsanız iki iç açıortay arasında kalan açı diğer açının yarısına 90'ın eklenmesiyle bulunuyor. Tamam. Ama yüksek bir ihtimalle de zaten bu özelliği unutacaksın zaman içinde. TYT maratonunda, AYT maratonunda ister istemez çoğu şey unutuluyor. O yüzden özelliklere fazla bağlı kalmamak lazım. Peki bu özellik hakikaten nasıl çıkıyor? Onu göstermeye var mısınız? Ben onu gösteririm hocam diyen var mı? Şimdi göstereceğiz. Alfa X türünden bulacağız. Haydi bakalım. Şimdi öncelikle eşit açıları aynı harflerle isimlendirelim. M, M. Bakın yani şöyle bir şey var. Cebirsel ifadelerde öğrencileri iten bir şey var. Yani mesela bir tane cebirsel ifade K kadar itiyorsa iki tanesi 2K kadar itiyor. 3 tanesi 3K kadar itiyor. Doğru orantılı. Yani cebirsel ifade sayısı arttıkça öğrenci sorudan böyle ya. İşte bunu da kim biliyor? Öseyim'e biliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu kısımlarla sevmemiz lazım. En azından köprü geçene kadar bunları sevmemiz lazım. Şimdi dolayısıyla M, M, N, N aynı bir sürü bilinmeyen oldu. Çekinme yaz. Sen sonuçta iç açılar toplamı, dış açılar toplamı 3 tane sağlam elinde olmazsa olmazın var. Bunlarla devam edeceksin. Şimdi ne yapacağız önce? BDC üçgeni. Yazıyorum bak şuraya. BDC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece. Yazıyorum. M, N, alfa eşittir 180. Yazdım. Bu burada dursun. Devam ediyorum. Bir de ABC üçgeninde yazalım gençler. ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece. ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece. Yazalım açılarımızı. Ne var? X 2M 2N eşittir 180. Şimdi burada dur, derin bir nefes al. Gitmiyor daha soru.
Dur bakalım, dur bakalım. Ne buldun? M artı N artı alfa eşittir 180 buldun. Bu bir. X artı 2M artı 2N'de 180 buldun. Ve bu iki tane denklemde benim istemediklerim var ve istediklerim var. Alfayı istiyorum. X'i de istiyorum. Bunlar o dursun. İstiyorum dedim dursun. Ama bunlar da bu iki denklemde istemediklerim M ve N var. Soruda da yok zaten. Bu M ve N'den kurtulmamız lazım. O zaman bu denklemleri şöyle bir alt alta yazalım. Bakalım soru bizi nereye götürecek. M artı N artı alfa eşittir 180'i yazıyorum. Bir de neyi yazıyorum gençler? X artı 2M artı 2N eşittir 180'i yazıyorum. Şimdi kimi istemiyorum? M ve N'yi istemiyorum. O zaman bu M ve N'lerden kurtulacaksın arkadaş. Bu kadar basit. Nasıl kurtuluruz hocam? 2M var. Burada da 2M olsa. N var. Burada da 2N olsa. Bak 2N. Yani 2M ve 2N olsa. Sonra bunları taraf tarafa çıkarsak kurtuluruz. O zaman yapalım. Burayı şu denklemde her tarafı 2 ile çarpıyorum. Çünkü sadece bunları çarparsak, alfa ile 180'i çarparsak bozulur ya. Denklem bozulur. Hakikaten bozulur. Bizi niye çarpmıyorsun? Bizi de çarpman lazım. Hem M'yi hem N'yi hem alfayı hem 180'i. Eşitlik hariç her tarafı çarpıyorsun. Ne kadar varsa. Çarpalım. Çarparak yazıyorum. 2M 2N 2 alfa eşittir 360. Çarptık. Tamam. Bunu yaptıktan sonra gençler burası çok böyle şey olacak. Hemen şöyle bir şey yapayım. Tamam. Şuraya bir daha yazayım. 2M 2N 2 alfa çok fark etti. Eşittir 360. Çarptım. Hepsini 2 ile çarptım. Alttaki denkleme hiç dokunma. Onu aynen yaz bir. Yaz yaz. X artı 2M artı 2N eşittir 180. Şimdi ben ne yapacaktım? Taraf tarafa çıkartacaktım. Bak taraf tarafa çıkarma gör. Çektim çıkarma çizgisini. Eksiyi koyuyorum. Bak aşağıdakilerin hepsinin önüne eksi koyacaksın. Eksi koymak ne demek? Artıysa eksi yapacaksın. Eksiyse artı yapacaksın. İşaretini değiştireceksin. Çıkarma işaretini koyacaksın. Pardon. Eksi x. Eksi 2m. Eksi 2n. Eksi 180. Tamam. Şimdi bakın gördüğünüz gibi kaçınılmaz son gerçekleşiyor. 2m'ler gidiyor artı eksi çünkü. 2n'ler gidiyor artı eksi çünkü. Ne kaldı geriye? 2 alfa eksi x eşittir 180 kaldı. 2 alfa eksi x eşittir 180 derece oldu. Yazıyorum buraya. 2 alfa eksi x 180 derece olduğundan neyi bulmam lazım? Alfayı x türünden bulmam lazım. Alfayı yalnız bırakmak lazım. O zaman alfayı buraya yazalım, çıkalım dışarıya, yalnız kalsın. Hadi alfayı yalnız bırakalım. 2 alfa at eksi x'i karşıya, artı x olarak geçsin. 180 artı x olsun. Her tarafı 2'ye böl. Böl 2'ye her tarafı. Alfa eşittir. Bak 2'ler gitti. 180 artı x'i 2'ye böleceğim. Yani 180'i 2'ye böleceğim. Bir de x'i 2'ye böleceğim. 180'i 2'ye böl. 90. X'i 2'ye böl. X bölü 2. Alfa neymiş gençler? Alfa 90 artı x bölü 2'ye eşitmiş. Bakın özelliğin, hani pratik olarak kullandığımız özelliğin ispatını yapmış olduk. Tamam. Çok karışık, karmaşık gelebilir ama dediğim gibi bunları gördükçe, ne olduğunu anladıkça sevmeye başlarsın. Tamam, o yüzden gösteriyoruz. Hani en baştan serisinde bunları niye gösteriyoruz? En baştan olduğundan dolayı. Temelini gör işin. İşin bir temelini kavra. Nereden geliyorlar bunları bir gör. Ondan sonra yavaş yavaş ısınacaksın, özgüven kazanacaksın ve çözmeye başlayacaksın. Artık 90 artı x bölü 2'yi kullanabiliriz. Dikkat edeceğimiz nokta, buradaki 90 artı x bölü 2 iki açıortay arasında, iki iç açıortay arasında kalan açının ölçüsü. Yani bu alfanın ölçüsünü bulmak istiyorsan buradaki açının yarısına 90'ı ekleyebiliyor musun? Tamam. Devam edelim. Alfa eşittir. Özelliği direkt kullanalım gençler. Ne diyoruz? İki açıortayın arasındaki açıyı, iki iç açıortayın arasındaki açının ölçüsünü bulmak istiyorsak 90'a diğer açının yarısını ekleyeceksin. 90'a diğer açının yarısını ekleyeceksin. Yani 90'ın üstüne 60 bölü 2'den 30'u ekle, eşittir 120 olsun. Hocam diğer türlü yapamaz mıyız? Diğer türlü de yaparsın. Hiç fark etmez. Özelliği unuttun mesela. Diğer türlü de yaparsın. Yazarsın ya. M, M yaz. N, N yaz. Aynı açıları isimlendir. Tamam. Sonra soruyu çözeceksin sonuçta değil mi? Yazıyorum bak şimdi. M artı iç açılar toplamı yapacağım ya. Hangi üçgenden başlayalım? BDC üçgeninden başlayalım. BDC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece. BDC'deki açıları yazıyorum. M artı N artı alfa eşittir 180. Dursun bu burada.
Diğer üçgendekini yazalım. Yani büyük üçgende ABC'de yazalım. ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180. Yaz iç açıları. 60 var burada. 2M var burada. 2N var burada. Eşittir kaç derece? 180. Bakın yukarıda bir şey bulamazsın ama aşağıda bir şey bulursun değil mi? At bu 60'ı karşıya. At karşıya 60'ı. Negatif geçti. Ne oldu? 2 parantezini al burayı daha. 180-60'dan 120 oldu burası gençler. Negatif geçtiğinden dolayı. Şurayı da bakın ikiler ortak. 2 parantezini alırsanız 2 parantezinde M artı N 120 derece oldu. M artı N'yi bulmak için her tarafı 2'ye bölersen tık tık M artı N 120 bölü 2'den 60 derece oldu. M artı N 60 dereceymiş hocam. Bulduğun bu 60'ı götür burada yerine yaz. M artı N 60 olduğuna göre şuraya 60 yazarsak 60 artı alfa 180 derece olmalı. Alfayı bulmak için alfayı yalnız bırak. At 60'ı karşıya. Eksi olarak geçti. 180-60'dan alfa kaç çıktı? 120 derece çıktı. Özelliği unutsan da temel olmazsa olmazlarını unutma. Tamam. Devam edelim. Alfa kaç derecedir diyor. Ne yapıyoruz? İki iç açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. Diğer açının yarısına 90'ın eklenmesiyle bulunur. İki iç açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. Yarısı 90'ın eklenmesiyle bulunur. Alfa kaç derece çıkıyor gençler? 110 derece çıkıyor. Tamam. Sendeyiz hocam. Devam. İki iç açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. 115 derece. Bak bunu vermiş bu sefer. 115 derece eşittir. Diğer açı bak. Diğer açı derken hemen alfa var diye alfayı yazmayın ha. Aman dikkat edin. Neredeki? Şu açıyı kastediyorum. Üçgendeki diğer açıyı kastediyorum. Bu açının bu açıya x diyelim gençler. Tamam mı? İki iç açı ortay arasında kalan açının ölçüsü diğer açının yarısına 90'ın eklenmesiyle bulunur. Yani 90 artı x bölü 2 eşittir 115'tir gençler. Buradan önce x'i bulacağız. Sonra da alfayı bulacağız. Haydi bakalım. Bulalım. At 90'ı karşıya. X bölü 2 eşittir. 115'ten 90'ı çıkartırsak 25 çünkü 90 karşıya negatif olarak geçti. Buradan altına 1 yazıp içler dışlar yaparsak x kaç derece oldu? 2 çarpı 25'ten 50 derece oldu gençler. X'imiz 50 dereceymiş. Peki x'imiz 50 ise şuraya artık 50'yi yazabiliriz. Burası 50 ise gençler burası da ayaklı olur. Burası da alfa artı 50 toplamı 180 olacağından dolayı alfa artı 50'nin toplamı 180 derece olacağından at 50'yi karşıya alfa eşittir. Karşıya nasıl geçti? Ellerini galınlarını sallaya sallaya geçecek hali yok. 180'den 50'yi çıkardık. 130 derece oldu alfamız gençler. Tamam. Bak şimdi bak. Kalemin güzelliğine bak. Gençler second way dediğimiz, ikinci yol dediğimiz ve hiçbir özelliğe dayanmadan olmazsa olmazı kullanılan yola bak şimdi. Soruyu nasıl çözüyor? M dedim. N dedim. Tamam. Şimdi N artı 115 derece eşittir 180. Hocam bir saniye ne oluyor ya? BDC üçgeninde iç açılar toplamı. Bak BDC üçgeninde iç açılar toplamı. BDC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece. Topla M artı N artı 115 eşittir 180. Buradan 115'i karşıya atarsan M artı N ne oluyor? 180 eksi 115. Karşıya eksi geçti çünkü. 180'den 115'i çıkartırsak gençler. Hocam çıkartalım yanlış yapmayalım hocam. 10'dan 5 çıktı 5. 7'den 1 çıktı 6. 65. M artı N 65 dereceymiş. M artı N'yi 65 bulduk. M artı N 65. Peki soruda bana nereyi soruyor? Bak bakayım soruda nereyi soruyor. Soruda sana alfayı soruyor. Alfaya dikkat ederseniz alfa bir dış açı. Acaba bu alfa ABC üçgeninde dış açı ya. A köşesi değil. Diğer iki köşedeki iç açının toplamı olması lazım değil mi? Bak yazıyorum. İki iç bir dış. Ne güzel çözüyor soruyu bakın. İki iç bir dış. Şu B köşesi ve C köşesindeki iç açıların toplamı. Yani 2M ile 2N'nin toplamı. Burada 2M var burada 2N var. Bana neyi verir gençler? Alfayı verir. Şuna bak şuna bak. Ne fark var? 2 ile çarpmam lazım hocam. Çarp 2 ile 2M artı 2N 65'i de çarp 2 ile 130. Alfa eşittir 130. Hocam hangisi daha sağlıklı? İkinci yol daha sağlıklı. Emin olun. Devam edelim. Burada bir daha duk yaptık. Hangisinden istiyorsan. Ben hangisini istiyorum? Şu anda ben ikinci yolu istiyorum. İkinci yoldan gireceğim gençler direkt. Hemen yazıyorum gençler bakın.
Buraya M yazdım. Buraya da M yazdım. Buraya N yazdım. Buraya da N yazdım. Sonra diyorum ki iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dışı verecek. Bak bildiğimiz yüz derece var ya. Hangi üçgenin dış açısı? ABC üçgenindeki A köşesinin dış açısı. A'nın dış açısı. O zaman B ve C'deki iç açının toplamı A'daki dışı vermeli. B'deki iç açı 2M. C'deki iç açı 2N. 2M ile 2N'nin toplamı 100 dereceymiş. Allah'ım ne kadar güzel. İkiler ortak. 2 parantezine alırsanız burayı. 2 parantezinde M artı N eşittir 100. Buradan M artı N kaç çıktı? Buradan M artı N 50 derece çıktı. M artı N'nin 50 olduğunu bulduk. M artı N'nin 50 olduğunu bulduktan sonra soruya gidiyorsun. Seni nasıl yönlendirirse soru. Nereyi bulmanı istiyorsa ona göre yönleneceksin. E köşesindeki şu açıyı sorsaydı direkt iç açılar toplamı yapacaktık belki. Yapacaktık. Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi gençler bakın dikkat edin. Alfayı soruyor size bakın. E köşesine bakın. E köşesi, B köşesi, C köşesi. Üçgeni görüyor musunuz? E, B, C üçgeninde gençler. Sana E köşesindeki dış açıyı soruyor. E'deki dış açıyı soruyor. E'deki dış açı E'ye komşu olmayan kim onlar? B ve C. B ve C'deki iç açıların toplamı olmalı. Yani B'deki iç açı M, C'deki iç açı N, M ile N'yi toplarsak alfayı buluruz. Alfayı bulmuşuz zaten. Farkında değiliz. Alfa 50 dereceymiş. Tamam gençler? Sen de yüzeceğim. Buyurun. Duk duk duk. Niye söylüyoruz? Bundan da söylüyoruz. 3x artı 10 vermiş. X eksi 10 vermiş. Bana x'in kaç derece olduğunu soruyor. Haydi bakalım. Ne yapacağız? Direkt özelliği kullanarak da yapabilirsin. Ama istiyorsan özellik kullanmadan da yaparsın. Nasıl yaparsın? M, M. N, N dedin. Sonra yazıyorsun bak. Önce ABD üçgeninde yazıyorsun. ABD üçgeninde yazıyorsun diye. Şu ABD'yi yazdım. Şöyle ok işareti yaptım. İç açılar toplamı. ABD'de 180 çünkü. İç açılar toplamı. M artı N artı 3x artı 10 eşittir 180. Bu burada kalsın. Geliyorum hangi üçgene? ABC üçgenine geliyorum. ABC üçgeninde iç açılar toplamı yapıyorum. İç açılar toplamı yapıyorum. Yazıyorum bakın. ABC üçgeninde yazıyorum. 2M 2N artı x eksi 10 eşittir 180 yazdım. X'i bulmak istiyoruz. M ve N istemiyoruz. İstemediğimiz M ve N'den kurtulacağım. 2M, M. 2N, N. 2 ile çarpmam lazım yine. 2 ile çarpalım. Kurtulmak için tutalım biz burayı. Eksi 2 ile şöyle çarpalım. Tamam. İşareti de çıkartma yaparak da düşünebilirsiniz gençler. O şekilde de yapabilirsiniz. Bir önceki kısımda öyle yapmıştım ispatta. Burada eksi 2 ile çarparak yönünü de göstereyim. Eksi 2 ile çarpıyorsun burayı. Tamam mı? Eksi 2 ile çarpıyorsun. Ve bunun altına yazıyorsun. Bakın şimdi yapıyorum. Eksi 2M. Eksi 2N. Eksi 2 ile 3X'i çarpıyorum. Eksi 6X. Eksi 2 ile artı 10'u çarpıyorum. Eksi 20. Eksi 2 ile 180'i çarpıyorum. Eksi 360. Tamam. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi bu çarpma işlemi yaptıktan sonra diğerine dokunmadan diğerine aynen yazıyorum. 2M. 2N. Artı X. Eksi 10. Eşittir ne oldu? 180 oldu. Amacımız M ve N'lerden kurtulmaktı. Kurtulduk. Topladığımız zaman bunlar gidiyor. Şöyle topladığımızda bunlardan kurtuluyoruz gençler. Çizgiyi çizelim. Topladığımızı belirtelim. Topladık. Bunlar gitti. Ne kaldı? Eksi 6x artı x. Bak eksi 6x artı x. 6 lira borcum var. 1 lira da cebinde para var. O zaman 5 lira borcum var. Eksi 5x. Eksi 20 eksi 30. Eksi 20 eksi 10 eksi 30. Direkt sonucunu söylüyorum ya. Eksi 20 eksi 10 daha eksi 30 diyeceksin. Bu kadar basit ya. Eksi 5x eksi 30. Eşittir. Eksi 360 artı 180. Yani eksi 180 topladığımız zaman. Amacımız x'i bulmak. X'i yalnız bırakmak için at eksi 30'u karşıya. Eksi 30'u attım karşıya nasıl geçti? Artı 30 olarak geçti. Eksi 5x eşittir. Eksi 180 artı 30 oldu gençler. Tamam. Şuradan devam ediyorum gençler. Çok sıkıştırdık burayı. Eksi 5x eşittir. Eksi 180 artı 30 ne yaptı? Eksi 150 yaptı. Değil mi? Neden? Eksi artı zıt işaretli. Büyükten küçüğü çıkar. Mutlak değerce büyükten küçüğü çıkar. Büyüğün işaretini yaz. Buradan her tarafı eksi 5'e bölerek x'in yanında ne yazıyorsa çünkü 10'a bölüyorduk. Kurtulduk bunlardan gençler. X ne oldu? 150 bölü 5'ten. Bu da kaç yapar? 30 yapar değil mi gençler? X eşittir 30'muş. Tamam. Çok
Çok uzun da olsa çok sağlıklı bence. Gerçekten sağlıklı. Hiçbir özelliğe dayanmıyor çünkü temel geometri bilgisi ve temel matematik bilgisini aldıktan sonra bu yöntemi herkes yapabilir. Yeter ki inansın, yeter ki kendine güvensin. Devam edelim. Evet, bir tane daha soru geldi. Alfanın kaç derece olduğunu soruyor. Ne yapıyorduk? Aynı harfleri, aynı açıları aynı harflerle isimlendiriyorduk. MM, NN yazdım buraya. Çok güzel. Şimdi, sevgili gençler. M ve N yazdık. E buranın 108 dereceden vermiş. Ters açıdan dolayı şurası da 108 olmaz mı? Değil mi? Ters açı sonuçta. 108, 108. Papyon kuralı demiştik. Hatırlıyor musunuz? 108, 108. Peki ben şuradaki harfi göremiyorum. Bir harfi göreyim tekrar. Ha, F harfiymiş. Şuradaki üçgende yani Bursa, Fatsa, Ceyhan üçgeninde iç açılar toplamı yaparsak ne var burada? M var. N var? 108 var. Eşittir 180. Değil mi? M açısı, N açısı 108 eşittir 180. At 108'i karşıya. Eksi 108 olarak geçti. M artı N eşittir 180 eksi 108'den 72 derece oldu. 180 eksi 108'den 72 derece oldu. Peki alfayı bulmak için hangi üçgene bakacağım? Tabii ki de ABC üçgenine bakacağım. Öğrendik artık. ABC üçgeninde iç açılar toplamı kaç derece gençler? 180 derece. ABC üçgenine bakarsak alfa artı 2m artı 2n eşittir 180 derece. Peki alfa artı 2m artı 2n 180. E şuradan 2m artı 2n'yi 2 ile çarparak bulabiliriz. Burayı bir 2 ile çarpsak. Ne olur gençler 2 ile çarpsak? 2m 2n 72'yi de 2 ile çarparsan 2 kere 2 4 2 kere 7 14. 144 olur. 2m artı 2n 144'müş. O zaman bulduğumuz bu 144'ü şurada yerine yazalım. Alfa artı 144 eşittir 180. Alfayı bulmak istiyorsan 180 eksi 144 yapacağız. 144'ü karşıya attık. Eksi 144 olarak geçti. 180'den 144'ü çıkartıyorum. 10'dan 4 çıktı 6. 7'den 4 çıktı 3. 36 derece alfa. Alfayı bulduk. 36 derece çıktı. Tamam gençler? Var mı sıkıntı? Sendeyiz hocam. Evet. Burada da yine aynı şekilde. Hadi burada da özelliği kullanalım. Özellikten yapalım. Neydi özellik? İki iç açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. Kaç derece burası? 130 derece değil mi? Nasıl 130 çıktı ya? Dur bir dakika. Nasıl 130 çıktı? Hemen gösterelim. Burası doğru açı sonuçta değil mi? Tamamı 180 olması lazım. Dolayısıyla şuraya ben x dersem x artı 50'nin 180 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 50'yi karşıya atarsak eksi 50 olarak geçer. X ne olur? 180 eksi 50'den x ne olur gençler? 130 derece olur. Peki iki iç açı ortay arasındaki açı 130 derece ise, bak yazıyorum şimdi, aldım kırmızı kalemi elime. İki iç açı ortay arasındaki açı demek diğer açının yarısına 90'ın eklenmesiyle bulunur. Bak cümleye bak. İki iç açı ortay arasındaki açı yani x yani 130 diğer açı yani alfanın yarısına 90'ın eklenmesiyle bulunur. At 90'ı karşıya, eksi 90 olarak geçsin. 130 eksi 90 40 derece eşittir alfa bölü 2. Buradan içler dışlar yaparsanız gençler alfa eşittir 80 derece oluyor. Karşıya attık. Negatif geçti çünkü. Tamam. Alfayı mı soruyor bana? Alfayı soruyor. Sendeyiz hocam. Evet. Geldik nereye? İki dış açı ortay arasında kalan açıya. Farklı bir tarza geçiyoruz şimdi. Bakın burada iki tane dış açı ortay var. Acaba bunların arasında kalan açının ölçüsünü nasıl buluruz? Şimdi gençler. Ne yapıyoruz? Eşit açıları aynı harflerle isimlendiriyoruz. M, M dedik. N, N dedik. Peki. İki iç bir dış dedik. Dersin başından beri sonra işte üçgende iç açılar toplamı dedik. Dış açılar toplamını hiç kullanmadık. Çok bozulmuştur. Bir de dış açılar toplamını kullanalım. Bak. A'yı şöyle uzatın. Burası kaç derece olur gençler? Dış açı değil mi bu? 80'in dış açısı. A köşesindeki dış açı. İç açı aynı köşedeki iç ve dış açı birbirlerini ne yapıyordu? Bütünlüyordu. Yani toplamları 180 oluyordu. Veya doğru açıyı oluşturduğundan dolayı da 180 diyebilirsin. Dolayısıyla buradaki A köşesindeki dış açımız 100 derece olacak gençler. Bütünledik. Yani 180'den 80'i çıkarttık. Bütünledik demek o. Bütünleyeni bulmak ne demek? A açısının bütünleyeni bulmak 180'den A'yı çıkarmak demek. 80'i bulduğunda 180 eksi 80 100 derece yazdık buraya. Peki gençler. ABC üçgeninde bak hep iç açılar toplamı diyordum ya. Bu sefer dış açılar toplamı diyeceğim. ABC üçgeninde dış açılar toplamı kaç derecedir? 360 derecedir.
Toplayalım gençler. A köşesindeki dış açı 100. B köşesindeki dış açı 2M. C köşesindeki dış açı 2N eşittir 360 derece. Değil mi? At yüzü karşıya, bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 2M artı 2N, 100 karşıya eksi 100 olarak geçti. 360 eksi 100. Yani ne oldu? 260 oldu. 2M artı 2N 260. Yani 2M artı 2N 260 ise acaba 1M artı 1N ne kadardır ya? 2'ye bölmem lazım sanki, değil mi? Böl 2'ye şurayı. Bölelim 2'ye gençler. Şöyle 2'ye bölelim. Burayı da 2'ye bölelim. M artı N. 2M'yi 2'ye böldüm. M. 2N'yi 2'ye böldüm. N. Eşittir 260 bölü 2. Yani 200'ü bölsen 100. 60'ı bölsen 30. 100'ü 30'u toplasan 130. Nasıl? Veya direkt bakkal bölmesinde yapabilirsin. Normal bölmede. M artı N 130 dereceymiş gençler. Tamam. Devamını görüyor musunuz? Nasıl devam edeceğim? Fark ettiniz mi? BDC üçgeninde iç açılar toplamı. Seni unutmadık, seni de kullanacağız. BDC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece olduğundan yazıyorum. M artı N artı alfa eşittir 180 derece olmalı. M artı N 130 olduğuna göre gençler, 130 artı alfa 180 olmalı. Buradan alfayı yalnız bırakırsak at 130'u karşıya. At. 130'u karşıya at. Eksi 130 olarak geçti. 180'den 130 çıkarttık. Alfa kaç çıktı? 50 derece çıktı. Hocam bunun kısası yok mu? Var. Özellik olarak bu var mı? Tabii ki var. Özellik olarak da göstereceğiz birazdan. Evet, devam edelim. Sendeyiz hocam. Alfanın x türünden eşittiğini bulunuz. Bulalım. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız? Şuradan yapalım gençler. Aynı harfleri isimlendirelim. Duk dedim ben. Yani neden duk dedim gençler? Hani bu cebirsel ifade kısmına ısının diye. M, M, N, N deyin. Biraz uğraşın. Tamam, yapmaya çalışın. Alfa x türünden yalnız bırakmaya çalışın. Yok etmeye çalışın. Tamam. O yüzden söyledim. Hadi yapalım şimdi beraber. Şuralara MM diyorum yine gençler. Buralara NN diyorum yine. Şimdi ne yapacağım? İç açılar toplamının 180 olduğunu, dış açılar toplamının 360 olduğunu. İkisini de kullanacağım. Öncelikle yine dış açılardan başlayalım. Şu A'yı şöyle uzattım. Buranın dış açısı. Bak talimi burada 80 yazıyordu. 180'den çıkarttık değil mi? Bütünleyen diyorduk. Çıkar bunu da. Çıkar. Aa bak, çıkar. 180 eksi x bu kadar basit. Çıkar yani. Tamam. 180 eksi x'i yazdık. Ne yapıyoruz? ABC üçgeninde dış açılar toplamı kaç derecedir? 360 derecedir. Toplayacağım şimdi dış açıları gençler. Dikkat. A köşesindeki dış açı 180 eksi x. B köşesindeki dış açı 2m. C köşesindeki dış açı 2n eşittir 360. Bu böyle dursun. Hiç dokunma. Kas. Hiç dokunma. Geliyorum hemen hangi üçgene? Bir de BDC üçgenine gelelim. BDC üçgenine gelelim. İç açılar toplamı yapalım bunda da. İç açılar toplamı. Kaç derece iç açılar toplamı? 180 derece. Yazalım gençler BDC'deki iç açıları. M artı N artı alfa eşittir 180. Eşittir 180. Evet gençler. Şu denklem ve şu denklem. Şu iki denklemi kullanarak devam edeceğiz. Bu denklemlere dikkat edelim. Şöyle bir kırmızıyla alalım bu denklemleri. Şunları bir alalım. Bak şu denklemle. Tamam. Şu denkleme bakın. Şimdi M'ler N'ler var. Bunları istemiyorum. Alfa ve X'ler kalabilir. Sıkıntı yok. M'ler ve N'lerden kurtulmak için alttaki denklemin çarpılması lazım. Değil mi? Alttaki denklemi çarpacağız. Kaçla çarpacağız alttaki denklemi? Alttaki denklemi gençler bakın, yukarıda 2M 2N var ya. Alttaki denklemi de biz 2 ile çarpalım, benzesin. Sonra taraf tarafa çıkartalım. Veya istiyorsanız direkt eksi 2 ile de çarpabilirsiniz. İşaretinizi de kendiniz koymuş olursunuz. Çarpalım ve çarptıktan sonra şuraya yazıyorum gençler. Veya direkt altına yazalım. Eksi 2M eksi 2N. Bak eksi 2 ile M'yi çarptım, eksi 2M. Eksi 2 ile N'yi çarptım, eksi 2N. Eksi 2 ile alfayı çarptım, eksi 2 alfa. Eksi 2 ile 180'i çarptım, eksi 360. Eksi 360. Sonra bu iki denklemi artık alt alta getirelim. Yazıyorum şuraya, yukarıya yazalım. Şunu hiç değiştirmeden aynen yazıyorum gençler. 180 eksi x artı 2m artı 2n eşittir 360. Bunu da aynen yazıyorum. Çarpılmış haliyle yani. Eksi 2m eksi 2n eksi 2 alfa eşittir eksi 360. Ve taraf tarafa gençler topluyorum.
topladığım zaman bakalım kimler gidiyor. Kaçınılmaz son. Artı 2 mi eksi 2 mi? Artı 2 ne eksi 2 ne gitti mi? Ne kaldı geriye? 180. Aa bak şurada 360'lar da gidiyor. Fark ediyor musunuz? Artı 360 eksi 360 0. Tamam. Yani burada gidiyor dediğimiz topladığımız zaman götürüyor. 2 mi eksi 2 mi oluyor bu? 2 ne eksi 2 ne oluyor? 360 eksi 360 oluyor. Ve götürmüş oluyor. 180 kaldı. Eksi x kaldı. Eksi 2 alfa kaldı. Burada ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı hocam. Yani 0 kaldı. Amaç alfayı x türünden bulmak. Yani alfayı yalnız bırakmak. O zaman eksi 2 alfayı karşıya atalım. 2 alfa oldu. Karşıya attık. Negatif pozitif geçti. 2 alfa eşittir gençler. 180 eksi x oldu. Tamam. Eşitliklerin yerini değiştirdim. Başka bir şey yapmadım. Tamam. Fark eden bir şey yok yani. Yani 2 alfa burada da yazsan aynısı. Şöyle de yazsan aynısı. Şöyle de yazsan aynısı. Böyle daha güzel gözüküyor. Alfayı bulmamız lazım ya. 2 alfa eşittir 180 eksi x olduğuna göre alfayı yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölelim. Alfanın yanında 2 var zira. 2'ye bölersek alfa eşittir. Bakın şu ikiler götürdü yine birbirini. 180 bölü 2 kaçtır? 90 eksi x bölü 2. Özellik çıktı. Neymiş özelliğimiz gençler? Demek ki iki dışa çoğurtay arasında kalan açıyı bulmak istiyorsan 90'dan bu açının yarısını çıkarmalısın. İki dışa çoğurtay arasında kalan açının ölçüsünü bulmak istiyorsan 90'dan üçgenin diğer açısının yarısını çıkarmalısın. Sendeyiz hocam. Örneğimiz geldi. Alfa kaç derece? 45. Hemen özelliğimizi kullanalım. 45 derece iki dışa çoğurtay arasında kalan açı. O zaman 45 derece eşittir 90 eksi alfa bölü 2. 90'dan diğer açının yarısını çıkarmalısın. Buradan gençler 90'ı karşıya atalım. Eksi 90 olarak geçsin. Eksi 90 artı 45. Eksi alfa bölü 2 eşit. Eksi 45 eşittir. Eksi alfa bölü 2. Buradan içler dışlar yaparsanız gençler. Bakın hem burada eksi var hem burada eksi var. Geçmiş olsun. Bunlar artıya döndü o zaman. Alfa eşittir. Ne oldu gençler? Alfa eşittir. 90 derece oldu. Tamam. Sendeyiz hocam. Kullan özelliği. Ne dedik? İki dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. Alfa. İki dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. Alfa. 90'dan bu açının diğer açının yarısını çıkarmakla bulunur. Yani 90 eksi 50 bölü 2 kaçtır gençler? 25. 90 eksi 25 65 dereceymiş alfamız. Tamam gençler? Bakın iki dış açı ortay derken diğer açıyı kastederken zaten şu açıları sana zaten vermez. Tamam şurayı verecek zaten. Vermez dediğim yani gerekli olan açı şurası olduğundan dolayı orayı bilmemiz lazım. Oraya dikkat edelim. Böyle şöyle de diyebilirsiniz. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi şu alfa bu AC'yi görüyor ya. Bakın dikkat edin buradaki B de AC'yi görüyormuş gibi düşünün. Yani alfa iki dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsünü bulmak için ne yapıyorsunuz? Diğer açının yarısını 90'dan çıkartıyorsunuz. Sen de yüz hocam. Oho 42 geldi. Selamlar. Yapalım gençler. Ne yapıyoruz? İki dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. Yani 42. 90'dan diğer açının yarısının çıkartılmasıyla bulunur. Bakın alfaya aldanmayın. Söylediğim cümle o yüzden önemli. İki iç açı ortay arasında kalan açının ölçüsü veya iki dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. Birisi 90'a diğer açının yarısının eklenmesiyle diğeri 90'dan diğer açının yarısının çıkartılmasıyla bulunuyor. Yani 90'dan alfa bölü 2 çıkartacağız. Buradan gençler şuraya eksi alfa bölü 2. Ne yapacağız buradan eksi alfa bölü 2 olduğu için? 90'ı karşıya atıyoruz yine gençler. Ha bakın şöyle de yapabilirsiniz. O da olabilir. Ben negatiflerle uğraşmak istemiyorum diyorsan. Şöyle yaparsın. Eksi alfa bölü 2. Gel bakayım sen buraya. Seni buraya atarım. Artı geçsin. Seni de buraya atarım. Sen de eksi geç. Ne oldu? Alfa bölü 2 artı olmuş oldu. 42 eksi 42 olarak geçti. 90 eksi 42'den. Hemen yapalım 90'dan 42'yi çıkartalım. 10'dan 2 çıktı 8. 8'den 4 çıktı 4. 48. Alfa bölü 2 48'miş. Yaz 48'in altına biri. Yap işler dışlarını. Alfa eşittir 48 çarpı 2. 2 kere 8 16'nın 6'sı 50 var 1. 8 96 derece oldu. Alfamızın ölçüsü. Bana alfayı mı soruyor? Sendeyiz hocam. Evet 38 alfa kaç? Duk. Ne yapıyoruz gençler? 2 dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. 38. 2 dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. 90'dan diğer açının yarısının çıkartılmasıyla bulunur. 90 eksi alfa bölü 2 dedik. Buradan gençler yine aynı şekilde yapalım isterseniz. Eksi alfa bölü 2'yi şu eksi alfa bölü 2 bu tarafa atalım. 38 bu tarafa atalım. Ne olsun? Eksi alfa bölü 2 karşıya artı alfa bölü 2 olarak geçsin. 90 eksi 38. 90'dan 38'i çıkartıyorum. 10'dan 8 çıktı. 2. 8'den 3 çıktı. 5. 52.
Alfa bölü 2 eşittir 52. İçler dışlar alfa eşittir 2 çarpı 52. Yani kaç derece? 104 derece olmuş oldu. Var mı gençler sıkıntı? Sendeyiz hocam. Evet gençler. X kaç dereceleri soruyor? Yine aynı mantıkla devam ediyoruz. İki dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsü. Bakıyorum şimdi iki dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsüne. 2x artı 15 olarak vermiş. 2x artı 15. Az biraz yukarı yazalım. Sonradan yer lazım olmasın. 2x artı 15 eşittir. 90'dan diğer açının 3x artı 10'un nesini yapacağız? Yarısını çıkartacağız. Bakın buraya dikkat edin. 3x artı 10 bölü 2 dedim. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradaki eksiyi şöyle komple karşıya atarak artı yapacağım. Yani 2x artı 15 2x artı 15 artı şurası komple eksi. Bakın gençler dikkat edin. Şurası komple eksi. Karşıya attığım için komple artı olarak geçti. İşaretler kafanızı karıştırmasın. Bölü 2 oldu. Şimdi bu toplamın 90 olduğunu biliyoruz ve x'in kaç derece olduğunu arıyoruz. Bunun altına 1'i yazıyoruz. Payda eşitlemek için burayı 2 ile çarpıyoruz. Denklem çözüyoruz gençler. 2 kere 2 4x artı 2 kere 15 30. 4x artı 30 bölü 2 artı 3x artı 10 bölü 2. Toplayalım bu ikisini. Ne yapıyor? 4x 3x daha 7x yaptı. 30 10 daha 40 yaptı. 7x artı 40 bölü 2 eşittir 90'mış. Evet 7x artı 40 bölü 2 90'mış gençler. Şuradan devam ediyorum. 7x artı 40 bölü 2 eşittir 90 olduğuna göre yaz 90'ın altına biri yap işler dışlarına. 7x artı 40 90 çarpı 2 180. 7x eşittir at 40'ı karşıya. Negatif geçti. Eksi 40 olarak 180 eksi 40'tan 140 oldu. 7x eşittir 140 ise gençler her tarafı 7'ye bölersem 7'ler gidiyor. X eşittir ne oluyor? 20 derece oluyor. 140 bölü 7'den. Bana x'i mi soruyor? Evet bana x'i soruyor. Tamam mı gençler? Dendeyiz hocam. Evet değişik bir soru gibi gelmiş burada. Ama bakıyorsunuz ABC üçgeninde tüm açıları biliyoruz. Değil mi? 80 derecem burada var. 40 derecem burada var. E şurayı da buluruz o zaman. Buraya da x dersek ABC üçgeninde iç açılar toplamı kaç derece? 180 derece olduğundan x artı 80 artı 40 eşittir 180. Buradan x artı 120 eşittir 180. At 120'yi karşıya eksi 120 olarak geçsin. X eşittir 180 eksi 120'den 60 derece olsun. X 60 dereceymiş. Peki x'in 60 derece olduğunu bulduk. Şuraya 60 yazabiliriz o zaman. Yazalım şuraya hemen 60'ı. E bu alfa iki dış açı ortay arasında kalan açı. Evet iki dış açı ortay arasında kalan açı 90'dan değil mi şu A'daki açının yarısının çıkartılmasıyla bulunur. Yani 90 eksi 60 bölü 2 diyeceğiz. Buradan alfa eşittir 90 eksi 30 yapıyor. Yani alfa kaç derece çıkıyor gençler? 60 derece çıkıyor. Tamam. Var mı sıkıntı gençler? Devam. Evet. Buraya duk yazmamışız ama bu da tam dukluk gençler. Burada da hemen durdurup çözün. Çok benziyor çünkü. Yine ABC üçgeninde iç açılar toplamı yaparak başlıyorum. ABC üçgeninde iç açılar toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Bu 180'i kullanarak şuraya x deyip hemen şuradaki x'i bulalım. X artı 50 artı ABC'deki iç açıları topluyorum. X artı 50 artı 80 eşittir 180. Buradan x artı 80 ile 50'yi topladım. 130 eşittir 180. 130'u karşıya attım. X eşittir 180 eksi 130'dan x eşittir kaç çıktı? 50 derece çıktı. X'i bulduk 50. Yazalım o zaman x'in yerine 50'yi. Yazdım x'in yerine 50'yi. Geliyorum alfaya. Alfaya bakıyorum. Alfa dış açı ortaylar arasında kalan açı. İki dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsü 90'dan diğer açının yarısının çıkartılmasıyla bulunur. Yani 90'dan 50'nin yarısını çıkartarak alfayı bulacağız gençler. 90 eksi 50 bölü 2 25. 90'dan 25'i çıkartırsak da 10'dan 5 çıktı 5. 8'den 2 çıktı 6. Yani 65 olmuş oldu. Demek ki alfamızda kaç dereceymiş? 65 dereceymiş sevgili gençler. Evet gençler bugünlük üçgende açıların bu kısmını da bitirmiş olduk. Açı ortaylar olduğu zaman aynı açıları aynı harflerle isimlendirerek çözebileceğimizi gösterdik. Ve iki tane de küçük özellik gösterdik. Bu özellikleri de kullanmakta bazen faydalı oluyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.